lider olmak istedi. Dansçı da bence, istemediği zaman sahnede bir basit bir çoluğum yok, çocuğum yok, avukatlıktan kazandığım parayı getirdim derneğe. Ya Rabbim, harcadığım paralarla villalar alınırdı. İşte ben ne yaptıysam hepsi eleştirdi. Yeni Oyun Derledik adı altında yapılan seriler çok büyük ilme katı. Geleneği bozmaya gerek yok. Siz hak yerseniz o yarışmaya katılacak topluluk bulamazsınız. Valla zihniyetlerin değişmesi lazım. Bu böyle zaten gitmesi mümkün. Her yarışmada aynı evrebilir olur. Hiç mi ayağına taş değmez? Birilerinin işine geldi, birilerinin işine gelmedi diye yarışma şartnamesi olmaz. İdeal şartname diye bir şey de olduğuna inanmıyorum. Niye biz bu zenginliği dünya markası yapamıyoruz? En büyük hayalim hak. Cennette yağmur yağmış, bir damlası da buraya düşmüş, adına Tuana demişler. Duyan gören konuşanlar da bu hafta Tugay Ertuğuş'la birlikteyiz. Tuana'nın kurucularından ve genel sanat yönetmeni. Doğru söylüyorum değil mi? Tabii ki efendim, yani sizin gibi dersine ilgilenen bir insanın yalnız söyleme gibi bir lüksü var mı acaba? Hoş geldiniz. Çok teşekkür ediyorum, hoş bulduk. O bir damlanın içine ne sığdırdığınızı çok merak ediyorum. Ben o bir damlanın içine sığdırdıklarımı anlatmadan önce nereden o bir damlaya geldiğimizi küçücük anlatmak isterim. 7 yaşından beri halk oyunlarıyla ilgileniyorum ve 58 yaşındayım. Dolayısıyla hayatımın her zaman bir köşesinde halk dansları vardı. İlkokulda derken, çocuk toplulukları derken, üniversite hayatında başka topluluklar derken en son hayat bizi kendi topluluğumuzu kurmaya götürdü. Ben hiç evlenmedim. Topluluğumu evladım gibi gördüm. Hani insanlar evladına isim koyarken karı koca atlarından heceler toparlayarak bir isim yaratmaya çalışırlar ya, ben de hep adımdan bir hece olsun istedim topluluğu kurarken. O zamana kadar kurulan bütün topluluklarda genelde turizm, folklor, halk oyunları, gençlik gibi kelimelerden kısaltmalar yapan bir dernek adı oluşturmak popülerdi. Ben bu tabuyu da bir şekilde yapmış oldum aslında bununla. İstihareye yatmamıştım fakat bir sabah uyandığımda bir kulağımda Tuana, bir kulağımda da Kibele'de yandı. Dedim ki bu Kibele'nin hiçbir yerinde ben yokum. Ama Tuana'nın Tuğsu'nda ben varım. Bunu bir işaret olarak algılayıp topluluğuma Tuana'nın koymaya karar verdim. Tabii ki bunu koyarken de aslında o döneme kadar ne anlama gelir, nedir, hiçbir fikrim yok. Sadece uyandım ve Tuana'ya. Sonra baktım, dedim ki bir isim koyacağız ama böyle alakasız bir şey olup da toplumda ters karşılanacak bir şey olması. Bir baktım, az önce sizin tarifiniz üzere cennete düşen ilk çiğ tanesi diye çok güzel bir anlamı olduğuyla karşılaştım. Daha sonra biraz daha araştırdığımda Konya'da Tuana diye W'yle yazılan bir medeniyetin olduğu ortaya çıktı. Dedim ki bunlar güzel işaretler. Biz de bir medeniyet olamasak da en azından bir yaratı içerisindeyiz. Bu güzel isimden yola çıkarak dedim Tuana'yı kuralım. Tabii Tuana'yı kurarken bildiğimiz şey ben alaylıyım. Konservatuvarlı değil. İlkokuldan beri hayatımda hep var diye söylemiştim az önce. İçine sığdıracağımı istemiyorum tabii ki halk dansları. Ama sonra da toplumdaki bu dansın vazgeçilmez popülasyonuyla doğru orantılı olarak diğer ürünleri de içine yerleştirdik. İster istemez dramalar ve dansların bir arada olmasıyla beraber dramaları da içlerine yerleştirmeye başladık. Ve bu detayla beraber hayatımız aldı başını gidiyor. Eser yaratırken de hep detayla dedim ya, küçücük o detaylara çok önem verdik. Benim bir hayat felsefem vardır. Her zaman söylerim. Hayat küçük detaylarında gizlidir. Küçük detayları başaran bir adım önde durur, başaramayan sıra olur. Bu kadar çok çaba harcıyorsam, o küçük detayları başarayım da dedim bir adım önde durayım. Sıradan olmak için o kadar çabalamaya gerek yok. Hayat bir şekilde fatalist takılırsanız zaten o sıradanlık meselesi oradan alıyor, oraya savuruyor, oradan alıyor, oraya savuruyor. Lider olmak istedim. Bu benim egomdu belki de. Ha oldum mu olmadım mı bunu takdir edecek olan insan ben değilim, etraftaki insanlar. Kapılar araladım mı, aralayamadım mı, halktan sana bir misyon yarattım mı, yaratmadım mı takdiri etraf yapacak. Yani halk yapacak.
izleyenler yapacak. Ama ben hep o egoyla olduğunu zannederek dolaştım. Yani damlanın içinde şimdilik bunlar var. Küçücük de rahmetli annemi anayım bir anekdotumuz var. Şimdi o zaman dernekler ticari işletme işletemiyorlardı. Ben de ilk topluluğu kurduğumda işte şişmiş egomla üç katlı bir dükkan tuttum. Dedim ki çocukların öleceği aidatla buranın bütçesi dönmez. Bir katına da bir kafe katı yapayım dedim. Kafe katı yapayım derken bir bistro açmışım, farkına varmadım. Tabii orada da vergiye muhatap oluyorsunuz, ceza kasa. İnsan kiminle şirket kurar? Yanımda annem vardı. Annemle beraber bu sefer bir de Tuana Sanat Kulübü'nün yanı sıra Tuana, şirket adını çok hatırlamıyorum, gene Tuana ile başladım. Turizm ticaretinin test şirketi gibi bir şirket kurdum. Hatta anneme de adının Tuana olduğunu söyleyince, aa ne öyle, Tugay'ın anası gibi olmuş bu demişti. Dolayısıyla birinci ece ben de, ikinci ece anam da aldık başımızı bugüne kadar geldik bu şekilde. Yani Tuana çok değişik bir yapısı var. Hani bugüne kadar belki de rastladığım diğer derneklere vesairelere hiç benzemeyen bir yapısı var. Kurumsal bir görüntü, belli kriterler var orada. Hissediliyor. Yani ilk anda bir selam verdiğiniz anda, bir gösteriyi bir noktaya böyle izlediğiniz anda o kesinlikle hissediliyor. Nereden buldunuz bu kriterleri, ölçütleri, belli çerçeveleri olan bir yapıdan bahsediyoruz burada? Şimdi şöyle bir şey söyleyeyim. Yani toplumda yaşayabilmek için bile temel kural ve kaideler olması gerekiyor. Vakti zamanın kutsal kitaplarını ve hep dönemlerin anayasaları olarak kabul ederim ki toplumdaki yaşayışı düzenlesinler. Her kurumun kural ve kaidelere ihtiyacı var. Daha tarihin oluşumundan bugüne kadar. Dolayısıyla haydi bir dernek kurduk. Lay lay lum diyerek noktaya taşımanız mümkün değil. Bir evlat dünyaya getiriyorsanız ne istersiniz? O evlat büyüsün, yetişsin, meslek sahibi olsun. Bir parlasın, bir kendisini göstersin istersiniz değil mi? Biz de buna bir evlat gibi bakıyorsak dolayısıyla bir kural ve kaideler zinciri içerisinde bunu yapmak. Ama bunlar yazılı kurallar değil. Biz İngiliz sistemiyle çalışıyoruz. Onların da yazılı anayasası yoksa. Teamüle dönüşmüş, doğru olduğuna karar verdiğimiz davranış şekilleri ve kurallarla biz bu topluluğu belli bir noktaya getirdik. Ben şunu söyleyeyim. Dedim ki sahne herkes dans etmek isteyebilir. Asla karşı değil. Ama Tuana'da dans edecek insanın belli kriterler olması lazım. Benim bakış açım. Neler bunlar? Öncelikle bir nasıl manken bir askı ise dansçı da bence aslında bakıldığı zaman sahnede bir askı. O kostümü, o figürü, o ruhu en iyi sahnenin üzerinde kimlersin? Ben 1.65'ten kısa, 1.75'ten kısa erkek dansçı alıyorum. Dolayısıyla bunun üst limitleri de var. 20'şer santimlik üst limitlere kadar gidebilir. Vakti zamanında 1.80'lik yerden bir ekip yaptığımda 3 tane kız 1.80 boyundaydı. Şimdi dolayısıyla boy ile kiloda belli bir dengeye önem veriyorum. Ağırlıklı olarak lise 1'de alıyorum ama lise sondan itibaren sahne periyodumuzda başlar. Üniversiteye alıyorum. İnsanların Tuana'daki tek işi dans etmek değil. Çünkü orası bir profesyonel topluluk değil, bir amatör topluluk. Dolayısıyla bu ülkede sanata bakış açısı ve sanattan ne kadar para kazanıldığı ayrı bir tartışma konusudur. Ve insanların bir işi olması lazım ki bu hobilerine de vakit ayırmasına. Ben biraz ukalalık olacak, çok özür diliyorum ama kolej takımı gibi bakıyorum olaya. Hani böyle hep genelde... Ne demek? Kolej basketbol takımları böyle çok başarılı olur ya. Çünkü niye para harcalar onlara? Şimdi ben bu işe para harcıyorum. Kostümün en iyisini giysinler diye uğraşıyorum. Müziğin en güzeliyle dans etsinler diye ulaşıyorum. Kendi yemediğim yemeği dansçıma yedirmedim. Kendi gitmediğim turneye dansçımı götürmedim. Kendim üstüne çıkmayacağım sahnenin üstüne dansçımı çıkarmadım. Seçici davrandım. Siz hayata nasıl bakarsanız hayat da sizi öğrenir. Dolayısıyla hani çok emek verdim. En önemlisi çok para harcadım. Hani deyin ki çok para harcadığınızda o arkanızda dizi sponsorlar mı vardı? Hayır.
Profesyonel avukat, mesleğim avukattı. Çoluğum yok, çocuğum yok. Avukatlıktan kazandığım parayı getirdim derneğe. Sanata da birileri para harcaması lazım. Bunda çok önemli bir sanat olduğunu düşünüyorum yani. Halk danslarından daha önemli bir halkın temel sanatı başka halk tiyatroları olabilir. Değil mi? Halk, özünde halk olan her şey sanat. Halk olmazsa devamındaki bir takım değerlerin olması sıcağı mümkün değil. Halk sanat yani kendi kültüründe folklor dediğimiz şey sonuç itibariyle nedir? Halk kültürü. Halk folklorundan mesela. Yemek de bir folklordur, kıyafet de bir folklordur, dans da bir folklordur, orta oyunun meddahı bunların hepsi bir folklordur. Alt bilim dağına, alt ayrımlardır. Dolayısıyla ben de halka önem verdim ama halkın en iyi sahnemizin olması için ne yapılması gerekiyorsa yaptım. Nasıl bir tutku bu? Vallahi bir anlasam, bindim bir alamete, gidiyorum kıyamete. Ya Rabbim harcadığım paralarla villalar alınırdı ama ben ev sattım, Tuana'ya yatırdım. Araba sattım, Tuana. Yani hayatınızda bazı şeyler olur da paranız olmasa bile benim bunu yapmam lazım, para bulmalıyım. Mesela çocuğunuzu bir okula eğitime götüreceksinizdir. Dersiniz gerekmiyor ama çocuğumu eğitime alması lazım. Cebe bakarsınız 5 kuruş yok. Ama yapmanız lazım bir şekilde. Çabalarsınız, bulursunuz, buluşturursunuz, onu yaparsınız. Mesela ben şefime müzik yaptıracak olurum. Der ki bana şefim, bütçe ne kadar duruyor? Derim ki 5 kuruşum. Nasıl yani de? Sana derim bütçenin sınırı yok. Sen bunu yap, ben sana bunun parasını bulacağım, buluşturacağım, ödeyeceğim. İş iyi olsun. Benim mantığım, kostümleri güzel yapmaya çalışırım. En süslülerini yapmaya çalışırım. Niye? Sahnede güzel görünürsün yani. Ben şimdi genelde düzenlemeli halk dansları yapıyorum. Köydeki gibi geleneksel kostümlerin birebir aynı kumaşıyla, aynı formatıyla yapmıyoruz. Sahnede bu olay biraz daha yukarıya taşınsın ve daha güzel görsün. Işık altında ne kadar güzel gösterebiliriz. Ona çabalıyorum. Dolayısıyla daha çok süslüyorum, daha değişik kumaşlar kullanıyorum. Bunun için iyi gösterebilmek için çok para harcamak. Bir de kostüm için Halep'e bile gitmek gerekir. Doğru söylüyorsun. Yani. Ne işiniz var Halep'te? Vallahi şimdi adım çıkaracak. Ben kim söyledi bana onu çok hatırlamıyorum da ama yine İzmir'den bayan arkadaşımdan bir tanesi söylemişti sanırım. Halep'te şöyle güzel kumaşlar varmış, Halep'te böyle güzel kumaşlar varmış. Biri de bana bir şey söylemeye dursun böyle bir şeyle. Ben de gittim Kilis'ten sanırım taksi tuttum. Günübirlik Halep'e gittim. Kapalı Çarşı inanılmaz güzeldi. Oradan şu an Hakkari'nin iç fistan elbiselerini aldım. Gelinlik kumaşı gibi bir kumaştırdım. Millet kuyruk satenden yapar. Benimki Hence Ajans. Ondan sonra gittim. Oradan kumaşı aldım. Ondan sonra şu an sihirli kadın şalvarlarını kullandım. Bir şifon çok güzel bir kumaş vardı. Onları aldım geldim. En sıkıntısı alıp gelmek değil. Taksinin bagajında onu Suriyeli polisler gördü. Bunları tutturdular, götüremesin. Ben verdiğim paranın derdini değil mi? Kumaşı getiremeyeceğim diye dersler buldum. Allah'tan öyle yaptık, böyle yaptık, evirdik, çevirdik, aldım kumaşlarımı. Geldim. Şimdi mesela bende şöyle bir hastalık var. Şimdi ben gidip de kostümcüden işte bana 16 takım zeybek, 16 takım teke. Böyle bir mantığım yok. Tasarımlarını mı yapıyorsunuz? Tabii ki. Bütün takılarımızı kendimiz yaparız. Bütün başlıkları, kadın başlıklarını kendimiz yaparız. Çünkü kostümcüde yaptığınız zaman sizin istediğiniz kadar çok malzeme kullanılmıyor. Yani kullanılmaya kalkarsa çok daha pahalıya mal oluyor. O yüzden biz kendimiz yapıyoruz. Bütün aksesuarları. Bir tane ben bir kalıp, geleneksel kostümden bir kalıp buluyoruz. Örnek benim üzerinde neler olması gerekiyor, nasıl yapılması gerektiğini görüyoruz. Çalışma yapıyorum. Arkadaşlarımla beraber bir tane numune dikiliyor. Numune dikildikten sonra özellikle kadın kostümleri daha spesifik gündeme gelen bir şey. Üç bedenle çalışıyoruz. Numune dikildikten sonra o numunede olmuş olmamış nedir ne değildir. Biraz üzerinde oynama gerekiyorsa onu yapıyoruz. Ondan sonra dikime giriyor. Yani bir tane numune mutlaka çalıştırır. Olmazsa olmaz. Ben kumaşa çok kafa yorarım. Hangi renkler neyle meçhedilir, nasıl olur, nereden patlar, nereden çıkar çok kafa yorarım. Mesela ilk burdur kostümlerimizi yaptırdığımızda ben fıstık yeşili cep yelekler, gök mavisi cep gelenler yaptım. Bu dönemde kimse de fıstık yeşili yelek, gök mavisi cep gelen yoktu. Yıl 2003.
Hatta benim bir asistanım vardı. O bir üniversite gibi çalıştırıyordu. Üniversiteler arası halk kanseri yarışmasında Türkiye finali etmişti. Puan kırmışlardı renklerde. Bu renk yelek mi olur? Bu renk cepken mi olur diye. Şimdi herkes mavi cepken rengarenk yeleklerle dans ediyor. Çünkü kabul görmüş o zamana kadar kuyu renk vurdur erkek cepkenlerinin varlığı. 2004 yılında Trabzon sahneye koyduk. Ben kostümlerin alışılagelmişten bir parça daha farklı ifade etmesini istedim. Zıbgalarda, erkek zıbgalarında siyah kaytan vardı, güzel de bilirsiniz. Ama siyah kaytanı uzaktan baktığınız zaman işlerini hiç görmez. Sanki bir yelek ve kotur varmış gibi bir manşaratır. Ve üzerlerindeki aksesuarların da zaten metal aksesuar olmasından yola çıkarak o zıbgaların üzerine gümüş ipliklerle işlemeler var. Ondan sonra sanki geleneksel kostümmüş gibi herkes bu şekilde onu yaptırdı götürdü. İlk travma ve buna hep eleştirildim de çok ilginçti. Ben ne yaptıysam hepsi eleştirildi ama evet, ertesi, ertesi sene herkes yaptı. Mesela o da ayrı bir prototip. Kız şalvarları ve eteklerini jarse kumaş kullandı. Herkes dedi ki o Van kız gibi böyle ne jarse kumaş öyle kabul görmüş. Ama ben büyük çiçekli diye küçük çiçekli kullandım ve kullanmakta tek amaç vardı. İpazen elbiseyi giydirdiğiniz zaman sahnede hareket etmiyor. Hareketler var, çok ciddi sıçramalar var, dönüşler koydum figürün yapısını bozmadan. Ve dolayısıyla o hareketin görülebilmesi, ben o jarselerin arasına da pullar diktirdim. Işıktan yansısın diye, kim farkında kimse değil ama ışıktan o yansımayı alabilmek için. Bütün kız erkek herkese beyaz gömlek diktirdim. Beyaz gömlekte en sinir olduğum şey, dansçı kendini kaybeder bir bakarsın zırganın altından gömleğe bir parçası çıkmış. Ya arkadan çıkar ya önden çıkar. Beden bölümünü ikralı kumaştan tasarımlattım. Kolları ithal biridir. Düğme yoktur manşetlerinde çünkü düğme kopabilir. Dansçılarımız çok ilginçtir. Düğmesi kopmuştur elinden sadece çatal iğneyle iğnelemek aklına gelir. Bir düğme alıp da onu yapmak aklına gelmez. Sihirlidir değil mi? O çatal iğnede sihir var. Ben buralara manşet genişliğinde lastik dikiş olur yani onu böyle ve üzerine güzel döker. Dolayısıyla bütün ekip aynı anda kolu 32 kişinin kolu kalktı, indi, hareket etti. Dalga formatları. Dolayısıyla hani ben hareketlerin kostümle entegre olması ve daha güzel nasıl görülür amacıyla aslında bu kostümleri yaptım, tasarım. Hep kadın kostümlerinde özellikle pırıltı olmasına, zengin olmasına önem verdi. Mesela her kadın kostümümüzü yaptığımızda kostümün yapısı bana mesela dövüşler verdi oyun esnasında. Sanki bir semazene dansıyla oyunun yapısına kızlar döndüğünüz zaman bu sefer o kırmızı beyaz pırıl pırıl kumaşlarla dövüşler öyle bir güzel hava verdik ama ben bunu düzenlemeli ekiplere diye verdim. Sonra bir baktım bütün havai ekiplerine, kadınlara bile bir dövme çabası içerisinde sanki geleneksel yapıdan geliyor. Bunlar da eleştirile gelen şeyler benim. Trabzon ekibim hep çok eleştirildi. Dedim ki efendim çok stilize ettiniz, ekip koşuyor oradan oraya, oradan oraya. Ben bazı oyunların geleneksel yapıda icra edilmesinin taraftarındır. Benim Trabzon ekibim stilize değildir. Benim Trabzon ekibimde erkekler düz sırada oynar, kızlar düz sırada oynar, yarım ağır kullanılır. Sadece girişinde ve çıkışında küçük hareketler vardır. Benim stilize olan oradaki olgun müziğim var. Çünkü müziğimde gitarlar var, elektro gitarlar var, bas gitarlar var, distortion'lar var. Bunları da sanki ilk kez siz mi kullandınız? Vallahi gitarı çok seviyorum. Aranjörümde gitar sanatçısı. Dolayısıyla hem bir aranjör ve bir şef. İkili bir ekiple çalışıyorum. Şefim ayrı, aranjörüm ayrı. Dolayısıyla Ahmet Özgür, adını da vereyim, Ankara'da ASC Stüdyoları'nın sahibidir. Ankara'daki bütün sanatçıların, Ankara sanatçıların CD'leri falan oradan çıkar. Aslında normal şartlarda çok fazla tabiri caizse halk oyunları işi yapan bir stüdyo değildi. Benim metozorumla yapıyorlar. O yüzden bizim müziklerimizin bakış açısı çok piyasadaki müziklerden bir tık farklıdır. Ben gitar çok seviyorum. Ben çok seviyorum ve Ahmet de çok iyi bir gitar sanatçısı olduğu için mutlaka klasik gitar vardır, elektro gitar vardır, bazı çok kullanan yoktur. Hatta sevgili Tarkan Erkan, o da benim
Burdur Müzesi'ni yapmıştı. İlk 2004 yılında biz Vax'a sahne aldığımızda bölgede başka bir Burdur Müzesi'yle oynamıştık. Finale giderken bu Burdur Müzesi'nin bizi finalde mutlu etmeyeceğine inandık ve Tarkan Erkan'la tanışmıştık o süreçte. Tarkan bana Burdur Müzesi'ni yaptı ve dedi ki sen gitar çok seviyor ki Tarkan da gitar sanatçıdır. Sen gitar çok seviyorsun diye bir dedi gitar ekledi. Tarkan çok şu an belki kullanıyordu ama o dönem hiç gitar kullanmazdı. Ve Kezban yayıncıdan Tekezor tartmasına geçişte bir gitar geçişi yaptı orada. Hani sanki eserin bir bütünlüğü arz ediyormuş gibi hoş oldu. Dolayısıyla çok kullanamıyor. Mesela ben derim ki cümbüş sesi, ben burada cümbüş duymak istiyorum. Ben üzerime mesela müdahale etmem, nota bilmem, bir şey yapmam ama iyi bir kulağım vardır. Hayallerimi söylerim bu sayılarında. Nasıl anlatıyorsunuz? Adam çok güzel. Mesela şimdi Kurtlar Vadisi vardı da zambur sesleri vardı ya. Gaziantep yapıyorum dedim ki Ercan'a, Ercan da benim şefim. Ercan dedim ben zambur sesi duymak istiyorum. Yani bu ne yapıyorsam yapıyor. Bana zambur. Ya bulamıyorlar dedi. Mümkün değil zambur ben istiyorum dedi. Bu kadar. Gerisi çok önemli. Çünkü ben zaten eseri önce ben yaratıyorum. Benim yarattığım eseri onlara teslim ediyorum. Onlar o eseri uygun müziği zaten geçişine yapıyorlar. Zaten geleneksel yapılar var. O yapıdan ne yapıyor? Dişi sazlar, erkek sazlar, kadın önde, erkek önde. Onu aranjeyle geliştiriyorlar, süslüyorlar. En az 100 küsur kanallıkta iş çıkıyor zaten. İster istemez. Yani mümkün değil. Yaylı gruplarıyla onları betimliyorlar. Dolayısıyla çok farklı bir şey çıkıyor. Şimdi Trabzon müziğinin bütün Türkiye'de bir kullanma çabası içerisinde. Diyorum ki İstiklal Marşı'ndan sonra okullarda çalınan en çok çalınan müzik benim Trabzon müziğim. Çünkü niye? Farklı bir sound var. Onu istiyorlar. Ama şunun farkında değiller. Ben bir adım serisi yaptım. O müzik o adım serisine göre yapıldı. Onun bir sayıları. Aa müziğe biz de uyduruk demeyle bence bir eser olmaz. Önce sahnesi yapılır, onun üstüne müzik olur. Yoksa eğritilir. Benim mantığım bu. Mesela Burdur'u yaptım, Burdur'un formatı ben hiç değiştirmem. Çünkü niye? O formata uygun o müzik yapıldı. Bu sefer timpaninin yeri değişmesi lazım, zilin yeri değişmesi lazım, belki partilerin yarışının değişmesi lazım. O yüzden yeni bir eser yaratacaksan yeni bir müzik yapalım. Hakkari'ye iki kere müzik yaptım mesela. Niye? Çünkü ikinci yaptığım eser yeni bir eserdi. Benim zaten bir müziğim var demedim. Paralı değil mi? Verdim parasını bir daha yaptım. Dolayısıyla olmaz bence olmaz. Sakin durun. O yüzden ben böyle şeylere dedim ya başta hani hayat küçük detaylarda gizli. Hep ben söylüyorum, ben de yarım ay yapıyorum, ben de diagonal yapıyorum, ben de iki paralel yapıyorum, ben de daire yapıyorum. Yani benim ekibim uzaydan inmiyor ki. Ama ben böyle küçük detayları yapa yapa onları yaptığım için farklıymış gibi görünüyor. Aslında ben de aslında bakıldığı zaman herkesin yaptığını düşünüyorum. Adımlarda geleneksel yapıyı mı koruyorsun? Adımlarda kesinlikle geleneksel. Şimdi bir ara tutturdular ki işte yazma adım var, yazma adım var. Ben geleneksel hocalarla çalışıyorum. Muş ekibi yaparken Muş'tan emri geldi. Adımları o verdi, ben sahneleri yaptım. Hiçbir adımına müdahalem söz konusu değil. Muğla Milas yapıldı. Artu ve Mustafa geldi. Birlikte Artu geleneksel adımları verdi. Mustafa ile beraber ben ve Artu beraber sahnesini yaptık tasarımladık. Tekeyi çok özür diliyorum. Son dönemde teke ekipleri meşhur olmaya başladı. Son 10-15 yıldır. Ben 1982 yılında Anadolu Folklor Vakfı'na kaydolduğumda Sümer Ezgi Anadolu Folklor Vakfı'na bize Burdur'u yaptırıyordu. Ben 1982'den beri Burdur'u oynuyorum. Onun bütün geleneksel yapısını zaten biliyorum. Ben onun çakşırını giymiş Cannes'ın sıcaklarında battaniye kumaşında iç astarı yırtılmış çakşırdan da kortej yapmış adam. Şimdi geleneksel sırayla Burdur ekibi oynuyorlar, yarışmaya çıkıyorlar. Neresi geleneksel sıra diye ben böyle bakıyorum o ekiplere. Benim bildiğim Burdur öyle bir Burdur değil. Yani sanki yeni oyun derledik adı altında yapılan seriler çok büyük ivme katı. Geleneği bozmaya gerek yok ki.
Onun şimdi Harman Dahl'ın bir sırası var değil mi? Birinci, üçüncü, dördüncü figürü. E niye beşinci figürden başlayıp da bile gelsin bir geleneksel edin? Onun zaten var. Niye değiştirmeye çaba? Ha düzenlemeyle ekip yaparsınız. Zenginlik katmak istiyorum dersiniz, yaparsınız. Ama bu zenginlik de, ay bu iyi bir besteymiş, buna ben bir oyun yapsam da nasıl olsa 1B, 2B, ay defeler. O zaman ne oluyor? Geleneğin yöresindeki insanlar bozmuyor. Düzenleme yapıyorum diye gelenekten taviz vermek kötü bir şey. Ben hiçbir ekibe, aa ne yaptın? Trabzon oynatıyor, güçlüsün kendine, çok spesifik bir figürdü. İlk bizim yaptığımıza inanıyorum. Turn koydu. Üçlü silkenliği tam tur 360 derece dönerek yapıyor. Ben adımın yapısını bozmadım ki düzenlemeli bir ekip yapıyorum. Dönüp de 3 tane pirvet attırıp da kimseyi durdurmadım. Bütün herkes 32 kişi dönüveriyorlar. Yani bu benim desinler ki şu ekibin şu adımı geleneksel değil. Eğer değilse ben o adımı bize kim öğretmiş ona söyleyeyim ona hesap sorsun. Yani kimse bana hesap sormasın. Ben sadece bir adamın sahnede yürümesine imkan kılan bir format varsa onu yaptım. Bunu daha önce de birçok arkadaşlarımız yaptı. E şimdi tek ezeli bekleri diye bir başlığı var mesela. Tek ezeli yola çıkıyor. Hani ihtisas sayıdı. Birçok insan beni Burdurlu zannediyordu 70 dönemde. 82'den bugüne oynayınca tabii. Tek ezeli bekleri diye bir kavram yok. Anadolu'da oyunlar türkü adlarıyla, genelde türkü oyunlar türkü adıyla anılıyor. Şu dirvenin çalgısı diye biz oyun oynardık. Oyunun birinci figürü belli. Altı sayılı figürle yürürsün. Onun varsa dönmesi çökmesi yaparsın. Sonra beş sayılı figüre geçersin. Onun varsa dönmesi çökmesi yaparsın. Bu sıralıydı. E insanların kulağına sadece şu dirvenin çalgısı, türküsü iyi gelmediği için ya ona kalinon da ekledim, şunu da ekledim, hükümetin önünden geçtim, bilmem ne yaptım. Bir sanki beste izleme gibi bir şey. Ezgiden ezgiye geçiş. Bu sefer ne oldu? Tekeze zorlatmalı. Bence yok böyle bir kavram. Yayla yollarıydı oyunun adı. Yok öyle bir adı. O adım yazma ben size söyleyeyim işte yazma bir adı. Yok yani ortada öyle bir adı. Şimdi dolayısıyla bunu ben yazmadım. Bunu başka arkadaşlar isterse. O yüzden hani insanlar vakti zamanında belli jüriye sakin arkadaşlar, Serenler Zeybeği'nin bir figür sıralaması vardır. Bütün figürleri oynamadı diye puan kırarlar. Şimdi üç tane figürle Serenler Zeybeği'ni sana. Niye? Zor. Oynamak zor, öğretmek zor. Haydi bundan oynayalım. Şimdi olmaz böyle yapar. Ben hiçbir şeye o mantıkla yapmadım. Bugün bizim repertuarımızda ne varsa Doğu'da var, Kuzey'de var, Güney'de var, Batı'da var, Trakya'da her şey var. Bunların hepsini geleneksel adımlarla, gelenekselden evrensel ediyoruz, düzenleme yapıyoruz. Sentez yaptık. Hiçbirisine de değişiklik yapmadık. Aynı zamanda yarışmalarda da böyle rekorlara koşan Tuana'nın bir başarısı var. Çocuğunuzun bu başarısını nasıl yorumlarsınız? Baksa da üst üste 5 mi 6 kez mi birinci olmuştunuz? Efsane güzelmiş. Biliyor musunuz? Öyle bir algı yaratmak nasıl güzelmiş. Şimdi şöyle söyleyeyim. Biz 2002 yılında Tuana'yı kurduk. 2003 yılında ilk Vaksa'ya girdik. Mansiyon aldık. Zarzor finale kaldık. O sene ben de dans ediyordum. Ben dans ettiğim için herhalde Zarzor finale kaldık. Ben şey dedim, hayat sizle dalga geçeceğine, siz kendinizle dalga geçin, hayatla dalga geçin. Çünkü 32 kişi, bizim yanımızda bir kişi yoktu ilk kurulduğumuzda bize yardım edecek ve finale kalmak ve kurulduğu semansiyonu almak da güzeldi. Ertesi sene ilk Türkiye evlenicilerimiz yaptı. Bir de benim bir özelliğim vardı, güçlü yarışmalarda her sene bir ekip eklerim repertuarda, bir elemasyonu mutlaka yaparım. Türkiye evlenicisi oldum. 2005 yılında Türkiye ikincisi olduk, 2006 yılında Türkiye birincisi olduk, 2007 yılında Türkiye birincisi olduk. Hani 4 yıl içinde 3 kere birinci, bir kere ikinci olan bir topluluk yok bak sana 20 yıllık tarihinde zaten. 2008'de şartnameyi değiştirdiler. Bizi gösterelim olarak çağırdılar. Herhalde bizim birinci olmamızdan sıkıldı bazıları. Bizi gösterelim olarak çağırdılar.
annemin rahmete gittiği yoldur. Hırslı bir adam. Yani başta da söyledim. Hani çocuğun başarısı diyorsunuz. Yani siz de çocuğunuz üniversiteye kadar olsun diye okursa yazarsınız, okursa yazarsınız, şunu yaparsınız, bunu yaparsınız. En hırslı bir adamım. 2008 yılında bizden Trabzon istedi. Şinan Hoca, Galata. Ben Şinan Hoca'ya dedim ki, hocam yapacağım ama 32 dansçıyla gelmeyeceğim. 64 dansçıyla gelmeyeceğim. Gel dedim, benim için sakıncası yok. Ama ben dedi 32 kişi öğrendim. Ben sizden dedim bana 64 kişiye para ödeyin demedim. 64 dansçıyla geleceğim. Sadece bir şey istiyorum. Dansçıların arasında ikilik olmaması adına 32 dansçı nerede kalacaksa, diğer 32'si de orada kalacak, parasını da ödeyecek. Sadece herkesin aynı yerde kalmasını istiyorum dedi. Tamam dedi ve 64 kişilik bir proje gibi yaptı. Çocuklara dedim ki, arkadaşlar öyle bir ekipte oynayacaksınız ki diğer ekiplerin dansçıları biz niçin bu ekipte oynamıyoruz diye sizi kıskanacaklar. Diğer ekiplerin hocaları bu ekibi neden ben yapmadım diye beni kıskanacaklar. Ve o gün birinci olan ekip değil, sizin oynadığınız, dans ettiğiniz ekiplerin konuşuyordu. Tanrı tanrımat. Ve annem Mart ayında vefat etmiş olmasına rağmen çok kısa bir sürede, çünkü tabii ki çok destek veren arkadaşlarım var, bizim orada repetitör arkadaşlar var, adım hocalarımız var. Ama biraz hani at sahibine göre kişilenmiş diye bir şey var ya, 64 kişiyi bir sahnenin üzerinde tutmak kolay bir şey değil o senkronizasyonla. Ben yine de kendimi toparladıktan sonra çıktım ekibin önüne ve o 64 kişi hala videoları vardır. AKM yapılmadan önce son temsildi ve o son temsilde 64 kişiyle AKM'de güzel bir çalışıyor. Hırs. Bu hırs sanki yurt dışında da devam etmiş. 35 ülke mi? Daha fazladır belki. Şimdi ülke çok. Şöyle söyleyeyim. Şili'den Kanada'ya kadar olan skalada, Şili, Meksika, Amerika Birleşik Devletleri'nde 15 tane falan var, Kanada. Uzak doğuda baktığınız zaman Vietnam'dan Güney Kore'ye, Çin'e, Hindistan, Pakistan, Abu Dhabi, Dubai, Suriye, o platforma. Afrika'da, Kuzey Afrika, alt tarafta Nijerya'ya, bütün Avrupa'ya, Rusya'ya, İngiltere'ye, yani birçok yere seyahat var. Ben saymadım. Çok var. 9 turne yaptığım yıl oldu. Bir amatör topluluk için bu çok önemli bir sayıda. 9 turne, 8 turne, 7 turne yaptığımız yıllar oldu biz. Yani o yüzden tabii bu nedir? Güzel sahneler sizi de motive eder, dansçıyı da motive eder. Hem de biz ülkemizi temsil ediyoruz. Bu özel bir mutluluk. Ben İstanbul Ticaret Odası'yla sanırım 4 yıl partnerlik yaptım. Ve her temsilim insanlar zannediyorlar ki biz gidiyoruz orada geziyoruz tozuyla. Her temsilim bir vaksadı. Çünkü üçlü repertuar oynuyorum kesintisiz. Ve günde 3 kere, 4 kere. Turizm fuarlarında, sanayi fuarlarında. Dolayısıyla ve bunu kaç kişiyle başlıyorum? 5 çift başlıyor. Böyle bir ürün elinizde olsa siz davet etmek istemez misiniz? Davet ettiler sağolsun ama tabii ki hayatın geldiği yer, ekonominin geldiği yer, sağlığın geldiği yer, öyle bir noktaya geldik ki artık şurada yerimizden kımıldayamaz olduk. Hatıralarda kaldı oturmeler. Bir de çok ilginç. Hani yurt dışında pek çok festivale işte insanlar, ekipler götürülüyor ama hepsi ceplerinden harcıyorlar. Sizin çocuklar bu kadar turneye nasıl gidiyor? Babaları sağ olsun ben. Şimdi şöyle bir şey var, tabii turne bütçelendirmek çok zor bir şey. Ama hiçbir dansımı çıkartıp cebinden ne bir dolar, ne bir euro, ne de bir kuruş ödediğini iddia ediniz. Çünkü biz asla ve asla dansçılarımızdan bir lira para almadık. Çünkü dansçıdan para alır iseniz parayı ödeyen dansçı sahneye çıkar ve turneye gider. Ama öbür türlü para almazsanız siz dans eden adamı sahnenin üstüne çıkartırsınız. Benim derdim turne yapayım da bu otobüsten 10 bin mi kalır, 5 bin mi kalır aritmetik değil. O aritmetik de olsaydım zaten bu kadar ciddi bir parayı ben turneye harcamazdım. Çok basit bir hesap söyleyeyim. Şu an aylık sadece kira maliyeti 6 bin lira, stopaj da dahil değil. Yılda 72 bin lira. 20 yıl oldu turneye. Her zaman böyleydi. Bir hesap edin. 3 milyon lira sadece bugüne kadar kira maliyeti. Ben bunu ödemeyi göze almışım.
Dolayısıyla o turnenin bütçesinde bulurum. Bulamazsam cebimde. İlk 2004 yılında benim dansçılarım Türkiye birincisi olduğunda o yaz onları 3 haftalık bir İspanya turnesine götürdüm. Hiç aklıma bile gelmedi giden kadronun uçak biletini direkt cebimde. Direkt aramadım bile hiçbir yerde. Bize kim para verir, ne olur, ne eder, ne biter diye cebimden aradım. Sağ olsun Tarkan, ben dedim ki Tarkan'cığım bana 3 tane dedim konservatuardan müzisyen arkadaş ayarlayabilir misin? Bütçemiz çok yok. Cep harçlığı verebileceğim. Yani çünkü bütçenin çoğu uçaklara gideceğim tarafını. O da destek oldu. 3 tane de çok sevdiğim, hala da severim, çok değerli müzisyen oldu hepsi. O zaman da iyi müzisyenlerdi, gençlerdi. Şimdi artık çok çok daha iyi müzisyen oldular. Onlarla beraber bir İspanya kimyası yaptık. Tabii ki bakanlığın işlerine gittik. Tabii ki ticaret odasının işlerine gittik. Hem turizm, kültür turizm hem Dışişleri Bakanlığı'nın işlerine gittik. Özel organizasyonlara gittik. Şimdi siz hayata nasıl durursanız hayat da size öyle durur. Beni istiyorsa, davet ediyorsa, eğer bu festival değil de özel organizasyonuysa benim oraya ulaşımımı yapsın. Para istemiyorum, pul istemiyorum, bir şey yapmıyorum, kültür götürüyorum. O kadar bana hürmet ediyorsa yapsın. Hem bir festival ise, bir yarışma ise tabii ki kurallar, kaideler beni. O zaman da dediğim gibi ben bu işe önem veriyorum. Sahnede durmayıp da kınanın kenarında böyle böyle yapacak adamla ben üçüne kına gerisi yapmıyorum. Benim gittiğim zaman ciddi bir repertuar, sanki festival bile olsa yarışmaya ekip yaparmış gibi bir repertuar bekliyorum. Çünkü ülkemi temsil ediyorum. Adam gezdi, ben rüzum ajantası mıyım da? Adam gezdi, bana ne bunu bir araya gelsinler, hangi ajantaya gidip de hangi ülkeye gitmek istiyorlarsa gitsinler. Ben halk oyunlarının bir turizm etkinliğine dönüşmesini kabul ettim. Yarışmaları nasıl buluyorsunuz? Sizce nasıl gidiyor? Kültür böyle mimlerden oluşur ve İşte aksesuarıyla, kostümüyle, müziğiyle, halk oyunuyla, belki hikayesiyle, orta oyunuyla, hepsiyle birlikte yükselen bir değer. Peki bunun gelişmesi için yapılan şimdi efendim yarışmaların gelişmesi ve katılımın artması için yapılması gereken en önemli şey hak yemekten vazgeçmektir. Siz hak yerseniz o yarışmaya katılacak topluluk bulamazsınız. Bakınız. İzmir'den, İzmir şehrindeyiz örnek veriyorum. Vakti zamanında Milli Eğitim Bakanlığı'nın il yarışması veya dernekte il yarışması kaç tane derneğin katılımıyla yapılırdı, kaç gün sürerdi, bugün kaç derneğin katılımıyla kaç günde tamamlanır? Çok basit bir istatistik. Şimdi buna baktığınız zaman insanlarda bir güvensizlik var demek. Şimdi bir para harcayacaksın. Kostümün yoksa, alamıyorsan da kiralayacaksın. Düzenlemesiz ekiple giriyorsan, geleneksel sazlara bir bedel ödeyeceksin. Düzenlemeli ekip yapıyorsan mutlaka kendine ait bir playback kaydı yaptırmak zorundasın. Bunların hepsi ciddi maliyetler. Bunlar niye yapılır? Sahne üstündeki başarı için yapılır. Şimdi siz sahne üstüne çıkıp ve başarılı olduğunuzu düşünüyorsanız, ona rağmen derece elde edip ilinizden bile çıkamıyorsanız veya çıkmanıza müsaade edilmiyor ise nasıl yarışmalar başarılı olacak? Nasıl o yarışmalara katılan topluluklar motive edilecek? Ben Türkiye Halk Oyunları Federasyonu'nda 11 yıl yönetimin belli kademelerinde görev yaptım. En son istifa etmemin altına yatan temel realite yarışma. Yani kendim yöneticisi olduğum yarışmada adalet kavramını sağlayamadı. Kaç tane hakem arkadaşım oturmuş? Bir çoğunun birincisiyim, bir kişinin bile ikincisiyim. Üç kişi, üç hakem arkadaşım, art niyeti olduğunu kabul ediyorum tamamıyla. Art niyetiyle ekibim bölgeden çıkamadı. 93'lerin, 94'lerin verildiği bir yarışmada ekibime 82 verdiniz. 86 verdi birisi, 88 verdi birisi. Hak yemek çok kötü bir şey. Rabbim bile demiş ki kul hakkıyla gelme. Helalliğini al, ben seni sonra sorguya çekiyorum. Bu arkadaşlar helalliği kimden almaya bekliyorlar çok merak ediyorum. Hayatında halay oynamamış arkadaşlar ben Hakkari gibi spesifik bir yöreye, bilmiyorum belki benim cehaletimden bağışlayıp İzmir'de
kaç tane dernekte Hakkari var bilmiyorum ama bir kadın hakem arkadaşımız İzmir'den Hakkari ekibi çalıştırdığını, 2000 sallandığını o yüzden 88 verdiğini söyledi. Şimdi bu kadar basit bir bakış açısı ve bu kadar kötü bir anlatımla siz insana teslim olursanız ne sonuç beklersiniz? Sizin motivasyonunuz ne noktaya gelir? Hakem demek, hakim demek. Hakim demek, hak da biten demek. Siz göz göre göre adaletsizlik yaratırsanız size kim güvenir de sizin yaptığınız yarışmaya iştirak eder? Kimse iştirak eder. Zaten bakın bütün biten yarışmaların doğal seleksiyonlarına baktığınızda katılım azalmıştır, azalmıştır, azalmıştır. Sonra o yarışma ister istemez ortadan kalkmak zorunda kalmıştır. Niye? Adalet ortadan gitmiştir. Bu kadar basit yani. Bunun başka bir anlatımı bence. Ne yapmak lazım? Türk kültürü için şimdi muhteşem bir hikaye, muhteşem bir anlatım dinledim bunca zamandır. Ama bundan sonrası için yani siz tamam Tuana'da çok güzel işler yapmışsınız. Harika gidiyor. Harika bir sonuç var ortada. Ama sonra ne olacak? Valla zihniyetlerin değişmesi lazım. Bu böyle zaten gitmesi mümkün değil. Hani zihniyetler değişmezse bu bir kısa döngü. Bu paradoks sonuç itibariyle. Yani hani bu merakı atarsın geri gelir, atarsın geri gelir ya. Aynı şeye dönecek. Hani sırt sıvazlamayı, sıvazlayıp da tamam kardeşim sen çalış önümüzdeki sene şu eksiklerim var bunları gider gazıyla artık Türk halk oyunlarındaki ilmenin bir yere gitmesi mümkün değil. Şimdi yarışmalar aslında çok önemli. Neden çok önemli? Şimdi yarışma demek aslında disiplin demek. Değil mi? Sadece bir, ufak tefek basit gösteriler yapmak için bir araya geldiğinizde ekibi ne kadar motive edebilirsiniz? Ne kadar disiplinli işler? Siz kendiniz bile motive olmazsınız. Önemli bir sahne olmadıktan sonra. Dolayısıyla halk dansları yıllarca yarışmalardan mesela. Kültür Bakanlığı'nın yarışmalarından beslendi. Milli Eğitim Bakanlığı'nın o eski şarşalı yarışmalarından beslendi. Gençlik Spor'un yapmış olduğu halk eğitim merkezi arasındaki yarışmalardan beslendi. Bakın hepsi bitti. Niye? Dediğim olaydan bitti. Adalet mekanizmasının doğru işlememesinden. Dediğim gibi o sırt sıvazlama gazı bir yere kadar insanları götürdü. Yani olmadı. Olmaz da. Zihniyet değişmek zorunda. Ah bu bizim bir arkadaşımız ne gibi? Ayıp olmasın. Aman bunun arkasında şu var. Ayıp olmasın. Ah şu siyasi geldi salondan içeri girdi. Ayıp olmasın. Belediye başkanını getirdi. Milletvekilini getirdi. Agada'da getirdi gibi. Bunlar bence çok ucuz ve kültüre inanılmaz zarar veren şeyler. Her yarışmada aynı yere bilinç olur. Hiç mi ayağına taş değmez? Bu kadar mı mükemmeldir? Her yarışmada aynı yöre birinci olacaksın. Niçin yarışma yapalım? Niye yapalım? Bizim Anadolu'muzun 81 ilimizin 81'i de birbirinden güzel. Bundan 3-4 yıl önceydi tahmin ediyorum. Bir İzmir'de de şubem var. İzmir şubemin il yarışmasını izlemek için İzmir'e geldim. Ben tabii ki İzmir zeybek severiz yani. Hepimizin fıtratında var şöyle. Hoşumuza gider o kollara kalktığımda. Onun kostümü, havası, adım yapısı, müziği. Dedim ki ne ekipler izleyeceğim diye. Eskiyi biliyordum. Geldim. Geleneksel dalda bile yeterli düzeyde ekip yoktu. Hani ama düzenlemeli dala geldiğimizde büyükler kategorisinde tek bir ekip. Gençler kategorisinde de tahmin ediyorum tek bir ekip. Yıldızlarda, iki miniklerde, üç müne. Ben hayretler içerisine kaldım eskiden. Hatırlar mısınız bilmem Milli Eğitim Bakanlığı yarışmasında önce ilçe elemeleri yapılırdı. Ekip fazlalığından oradan bir elenir, ile gelirdi. Bir ilçe yarışmasına, geçmişin ilçe yarışmasında bile her kategoride en az 3-5 tane ekip olur. Çok üzücü bir şey. Burada ne demek? Yarışmalar yanlış yönlendiriliyor ve yanlış şey. Bu sadece hani o İzmir Hanım'ı anlatmak için söyledim. Ankara'ya gideyim, Ankara'dayız biz. Aynı şey orada da var. Niye şartlandı temel bir hata var. İl birincisi belli bir sayıya kadar varsa il birincisi gider bölgeye de. Şimdi diyelim ki 3 tane çok güzel ekip var. Üçü de Türkiye finaline yakışıyor. Ama bir tanesi ilden ancak çıkabiliyor. Ben bu hatadan görülmesi için kültür bölgesi yapılması ve kültüre göre gönderilmesi. Yani kültür bölgesi nedir? 3 tane ekip var. Biri kaşık oynuyor, biri halı oynuyor, biri horon oynuyorsa
Eğer ilden çıkacak alt puanı aldıysa şartlarına göre üçünün de o bölgelere gitmesi gerektiğini iddia etti. Bu iddia dönemin yönetimi tarafından kabul gördü. Bölge yarışmaları yapıldı ama bazı arkadaşlarımızın işine gelmediği için ertesi sene hemen iptal edildi. Birilerinin işine geldi, birilerinin işine gelmedi diye yarışma şartnamesi olmaz. İdeal şartname diye bir şey de olduğuna inanmıyorum. Önemli olan, ilk başa tekrar dönüyorum, hak kavramına inanmaktır. Önünüzdeki değerlendirme belgesinde puan kırarken, kırdığınız puanın karşılığındaki hatanın ne olduğunu biliyorsanız görmeniz gerekir. Bilmediğiniz adımdan, bilmediğiniz müzikten, bilmediğiniz kostümden puan kırarak bir ekibin ancak ipini çekersiniz. Başka hiçbir şey yapmazsınız. Hakemler mi yetersiz? Bu sanırım yetersiz ki yanlış puanlar veriyorlar. Hani kötü niyetli demek istemiyorum, yetersiz herhalde diye düşünüyorum. Yani yeterince bilse o puanı kırmaz herhalde. Eğer bildiği halde kırıyorsa o zaman burada bir suyun yerinden bahis etmek icap edilir. Yani o kadar kötü bakmak istemiyorum yani. Değiller de herhalde. Yetersiz sanırım. Eğitim de yaparsak yaparım. Peki. Sizin ilginç bir yapınız var. Daha doğrusu Tuğan Hanım'ın ilginç bir yapısı var. Ankara, İstanbul, İzmir, Bursa böyle Türkiye'ye yayılıyor. Dünyaya yayıldığı kadar gösterilerde. Türkiye'de de şubeler olarak yayılıyorsunuz. Şubeleşme neden var? Nasıl bir içerik var burada? Şimdi ilk başta bir kurumsal yapı, takım kurallar, kaideler, farklı bir formattasınız dediniz ya. 2002'de ben derneği kurduğumda logosundan antetli kağıdına, zarfından her türlü afişlerine kadar her şeyi hazır bir şekilde kurdum. Çünkü kurumsal yapı çok önemli bir şey. Siz kendinize ne kadar değer verirseniz karşınızdaki insan da size o kadar değer verir. Ve gönlüm arzu etti ki ileride büyük projeler de dedim olabilir ki oldu. Dolayısıyla farklı şehirlerde de bizimle çalışmak isteyen arkadaşlarımız oldu. Bu yapıyı farklı şehirlerde de şubeleşme niteliğinde gerçekleştirelim ve büyük şubeler olduğu zaman aynı repertuarı dans edelim. Büyük şubeler olduğu zaman, proje olduğu zaman da bir araya gelelim, 100 kişi mi olacak? 100 kişi olalım, gidelim o projeyle birlikte dans edelim. Aynı oyunu aynı şekilde mi oynuyorlar hepsi? Benim ön şartım belli görevlerin oynanma, aynı kalıpla oynanmasına yönelik bir ön şartım. Yani onun yanında uyduruyorum şimdi, İstanbul'da ki İstanbul şubemi kapattım, başka bir adla devam ediyorlar. Benim yapıma çok uymayan bazı olaylar olduğu için kapatmak ihtiyacısı. Mesela diyelim ki İstanbul'da karşılama oynamak daha popülerdir. Artı karşılama oynar. İzmir'de zeybek oynamak daha popülerdir. Artı zeybek oynar repertuar dışı. Bursa'da keles oyunlarını oynamak daha popülerdir yöresel yapı itibariyle. Artı onu oynar. Ama sadece karşılama, sadece zeybek, sadece keles oynasın diye şubeleşmemiz yok. Bunu teklif edenler de oldu bana. Dediler ki hocam biz sadece horon oynuyoruz. Bize şu ilde ismine müsaade et, biz sadece horon yapalım ama Tuana adı altında yapmak istiyoruz. Ben köfteci değilim ki franchise adı altında. Ben şu şubeleri açtığımda bir franchise yapmıyorum ki, bir para kazanmıyorum ki. Ben kültür yayılsın diye uğraşıyorum. Yani benim Van'da, Trabzon'da, Antalya'da, ne bileyim Denizli'de veya Muğla'da şubelerim olsun, her yerde olsun bana çok da fazla bir getirisi yok aslında. Çünkü maddi olarak bakmıyorum ona. Büyümek gene daha da zora sokuyor. Çünkü hepsinde aynı standartta olsunlar istiyor. Ama bunun faydasını da gördük. Biz birçok projelerde, ülke genelinde büyük projelerde yer aldık. Ne yaptık? En son Samsun'da Paralimpik Olimpiyat Oyunları'nda 150 dansçıyla açılışta, kapanışta yer aldık. Şubelerimizden arkadaşlarımızı aldık, entegre ettik. Hemen gittik, birlikte dans ettik. Bu sefer olay daha kolay olmaya başladı. Çünkü aynı şeyleri dans ediyoruz. Hem büyük projelere gittik, hem bunları yaptık. Erzurum Olimpiyat Oyunları'nda açılışta dans ettik. O zaman Anadolu Ateşi'nin proje. 100 tane dansçıyla biz taşeron yaptık. Ankara'da Dünya Çocuk Oyunları Şenliği yapıldı birincisi. Geleneksel devam edecektik, devam etmedi. Eski belediye başkanı dönemindeydi. Orada keza bir gene 100 dansçıyla hem Devlet Opera Balesi ile ortak bir iş yaptık. Hem Burhan Ucal partisyonlarıyla beraber biz bir ritim grubu olarak 72 kişilik arkasında Burhan Hoca'nın
öngörüsüyle doğru artık bir koreografik ve ritmik bir çalışma yaptık. Artı olgunlaşmanın defile kostümlerine 64 kızla birlik dans şeklinde ama defile kostümleriyle yaptık. Hani illa hepsinde de halk oyunları oynadık diye bir şeyimiz yok. Dans ettik, ritim yapısının içerisine yer aldık, dramaturg yaptık. Ama sonuç itibariyle sanat yaptık bunların hepsine. TRT'de 4 yıl halk müziği programlarında her hafta canlı yayında ekip olarak çıktık. Ama biz bunların hani sanatçı arkasına çıkan arkadaşlarına ümmü aşağı bir şey demiyorum ama hepsinde bağımsız, ikişer tane, üçer dakikalık bağımsız performanslar yaparak. Siz kendinize dedim ya nasıl değer veriyorsanız, karşılığı öyle değer veriyor. Sizi bir yan ürün değil, asli ürün olarak çıkarttılar ve 4 sene devlet televizyonda böyle bir programa da devam etmek çok da böyle kolay bir şey. Kimsenin kara kaşına, kara gözüne yapmazlar. Bir ürün var, üründen memnunsa bunları yapıyoruz. Harika. Şimdi gelecekte var olmasını dilediğimiz bir hayal kuralım mı birlikte? Kuralım. Türk halk dansları için, Türk sanatının ilerlemesi için, Türk kültürünün daha güzel olması için nasıl bir hayal olsun, nasıl bir ülke olsun burası? Öncelikle sanata değer vermek olsun. Sanata değer vermediği zaman insanlar, siz ne kadar çabalarsanız çabalayın, bir yere getirmek mümkün. Bazı profesyonel toplulukları insanları eleştiriyor, ben de eleştiriyorum yeri geliyor. Ama diyorum ki keşke o topluluklardan 10 tane olsa, 20 tane olsa, daha popüler olsa. Bu sefer mahalli derneklerinde, büyük şehirlerdeki komple nitelikli dernekleri de işleri çok daha koyuyor. Kıymet eder. Keşke insanlar halk danslarından daha çok üretebilse. Ürettiğinin karşılığını daha çok alabilse. Mesela bakınız, birçok konservatuar var değil mi? Halk oyunları konservatuarı var. Sorarım size, bir üniversite bölümü söyleyin ki mezunu devlette iş tanımı olmasın. Maalesef halk oyunları konservatuarının yaptığı spesifik eğitiminin şu an devlette iş tanımı yok. Ve o evlatlarımız iş sahibi olabilsin diye formasyon alıp müzik öğretmenliği yapıyorlar. Onların canı çok müzik öğretmeni olmak isteseydi, birçok müzik üzerine eğitim yapan hem konservatuvar hem üniversiteler var. Gider oralarda okurlardı. Bu gençlerimiz halk oyunları, halk dansları üzerine bir eğitim alıyorlar. Tabii ki ayrılmaz parçası kostüm müziktir ama asli unsur o kostüm müzik ve adını birleştiği nokta sahneye bir halk dansları eserini çıkarmak. Ben, hani böyle bir soru sormadınız ama ben kendime böyle bir misyon edinmiş olayım. Ben konservatuarda öğretim görevlisi olsam öncelikle bir lobi grubu oluşturup devletten giderim derim ki ey Milli Eğitim Bakanlığı, bütün okullarda bir şekilde halk oyunları kursları açılmıyor. Benim konservatuar mezunlarıma kadro verin. Dışarıdan hizmet alacağınıza hiç olmazsa üniversitede bunun eğitimini görmüş arkadaşlarımız seçimlik ders adı altında. Şu an tabii ki yaşımız ilerledi, orta öğretimde seçimlik ders profilinde ne vardı ama benim zamanımda resim müzik vardı. Halk oyunları da seçimlik ders olsun ve bizim evlatlarımız da bu eğitimi gördülerse bu eğitimi devlette bu şekilde verse niye müzik öğretmen olsun? Ben olsam böyle bir lobi yaratmaya çalışıyorum. Belki yaratmaya çalışmışlar bir sonuç elde edememişler. Dolayısıyla bir akademisyen olmadığım için hani kimsenin de hakkını yemek istemem ama ama bunu hayal edip dileyebiliriz. Bak hayal ediyorum yani ben bunu arzu ediyorum. Çünkü bu kadar çok gencimiz konservatuara yöneliyor ise sonunda bu gençlerimizin okullarda kadrolu halk oyunları eğitmeni olarak görev yapmasını arzuluyorum. Birinci hayalimiz bu olsun. İkinci hayalimiz bu kadar zengin figüratif yapıya, bu kadar zengin müzeye, bu kadar zengin kostüme sahip kocaman bir Anadolu Köprüsü'nün üstüne bu kadar çok kültürel altyapı varken üç tane stepi olan bazı ülkeler kendi danslarını dünya markası diye lanse ederken biz niye bu kadar zenginliği tüm dünyada hakkının geldiği bir noktada tutmuyor? Sadece festivallerde aranan grup olmak bence yeterli değil. Bugün bir tango dendiği zaman insanlar tango. Bir sırtaki dendiği zaman insanlar sırtaki. Biz ülkemizde bunu diyoruz ama bir diğer ülkelere gittiğimizde bir horon dediğimiz zaman kimse horon demiyor herhalde. Demiyor.
demiyorum. Dese farkında varırdık en azından böyle bir şey dediklerini. Niye biz bu zenginliği dünya markası yapamıyoruz? Bundan müştekiyim. İkinci hayalimde tam bir dünya markası olmak adına olsun. En büyük hayalimde hak olsun. Biz hukuk fakültesine başladığımızda bize hangi hocamız dedi bilmiyorum ama hak nedir demişti. Hak Allah'tır. En temel tanımı hak adalettir. İkinci temel tanımı çünkü Allah'ın adaleti vardır. Hak çok önemli bir şey. Hakkı hak edene vereceğiz. Hakkı hak edene vermedikten sonra bu iş olmaz. Bizim toplumumuzda maalesef kurallara uyulmak için değil, ihlal edilmek için. O yüzden bir mevzuat yaptığınızda herkes bu mevzuattan nasıl kenarından kaçarım da kendime nalıncı keseri gibi meyvon tarımın peşine düşer. Hak. En büyük hayalim hak. Hakkı hak edemeyiz. Bir de gençlere tavsiye var. Ben gelmişim 58 yaşına. Hala ekibimin önünde eşofmanlarını giyiyorum, spor popuçlarımı giyiyorum. Bütün dansçıları bilir, ben hala proya gidiyorum. Genel sanat yönetmeni deyip de kenardan ayak ayak üstüne atıp da geç kızım şuraya, geç oğlum buraya demiyorum. Bizzat adım çalışmasını da yapıyorum, repetitörüm de var ama birlikte mutlaka adım çalışmalarına giriyor. Çalışsınlar. Çalışmayana bu dünyada ekmek yok. Hasbelkader uyduruyorum. Bir Artvin ekibinde oynuyor. 10 figür öğretmişler ona düzenlemeli ekipte. Bir sene oynamış, ben oldum demiş. Şu figürleri sevmedim demiş. O yapıyor 8 figür Artvin ekibi. Öbürü yapıyor, ben ondan şey yaptım. 6 figürle Artvin ekibi. Sonunda figürsüz Artvin ekibi görmeye başlıyor. 2-3 sitenin üstünde. Bu çok kötü bir şey. Çalışsınlar, çalışsınlar. Bilmemek ayıptır, öğrenmemek ayıptır. Ben bile hala şu yaşımda çalışıyorum. Yeni bir proje yaptım. Ankara projesi. Sahnelemek nasip olmadı. Sahneleyemeden çok ses geldi Ankara'da çünkü. Ankara'da kadınlar oynamaz gibi çok mükemmel fikirler olan bazı arkadaşlarımız vardı. Sahnelemeyi başarsaydım, kostümü, müziği, her şeyse sahneleri bitmişti ama bu pandemi süreci nedeniyle yarışmalar ertelendi. Ankara'daki kadınların ne şekilde oyun icra ettiklerini gösterecektim. Ben o iş için çok çalıştım. Çok okudum. Sadece ben çalışmadım. Nail Yersiz, Kadri Yersiz, çok değerli iki tane arkadaşım var. Tezleri var. O tezler üzerinde çalıştık. Her kostümü yaparken acaba yanlış bir şey mi yaparız diye korkuyla baktık, açtık, araştırdık. Oyunları yaparken aman hassas bir nokta, yeni bir senteze göre. Çünkü Ankara dediğiniz marka sadece Seymen gibi biliyorsunuz. Hepsi Seymen değil proje. Karaşar oyunları da var, Ayaş Bey Pazar oyunları var, Kaşıklı oyunlar da koydum. Farklı bir sentez var. Ben bunu çalışmadan sadece oturduğum yerden yapabilir miyim? Yapamaz. Ben hala çalışıyorsam gençler ellerindeki telefonu bence bir kenara bıraksınlar. Hayat telefonda değil, hayat araştırmada ve çalışsınlar. Çalışsınlar, çalışsınlar. Mutlaka çalışmanın sonunda iyi bir noktaya kendilerini getireceklerdir. Hak, adalet, tutku, çalışmak ve halk oyunları adına çok keyifli bir sohbet gerçekleştirdik. Aklımda kalanlar bunlar. En çok Tugay Ertuğ'a teşekkürlerimizi sunuyoruz. Ben teşekkür ediyorum davet ettiğiniz için. Sağ olun.